Harry Potter filmleri ülkemizde en çok sevilen film serilerinden bir tanesi. Örneğin bir film için veya ünlü bir isim için 7'den 70'e herkes tanır, bilir derler. İşte tam da bu şekilde bir cümle işitmiş olabilirsiniz etrafınızdan. İşte Harry Potter serisi gerçekten de 7'den 70'e herkesin bildiği bir film serisi gerçekten de. Bugüne dek birçok seveni, aynı zamanda da birçok sevmeyeni de oldu. Zamanında özellikle Yüzüklerin Efendisi vs Harry Potter karşılaştırması videoları çok popülerdi. Ve maalesef evet, o saçmalığı ben de yapmıştım. Neyse, hepiniz biliyorsunuz ki Harry Potter filmleri çok seviliyorlar. İlk filmi 2001 yılında çıkmış olan Harry Potter serisi tam da 10. yıl dönümü olan 2011 yılında Ölüm Yadigarları 2 filmiyle de sona ermişti. Harry Potter filmlerinden sonra yapımcılar o evrende geçen bir seriyi daha çıkarttılar karşımıza. Fantastik Canavarlar Nelerdir vesaire vesaire gibi uzun bir adı vardı o serinin de. Filmleri izledim ve yani Harry Potter filmleri kadar güzel olduklarını söyleyemem açıkçası. Zaten bu şekilde düşünen tek kişi de ben değilim. Çıkan 2 film de pek sevilmedi izleyenler tarafından. Yapımcılar normalde çok para kazanabilecekleri bir evrenden para kazanamıyorlardı. Bunun yanında bir sürü oyun falan da yaptılar ama biliyorsunuz ki asıl etkiyi oluşturan şeyler tabii ki de filmlerdi. Yapımcılar durmayacak. Mutlaka bir şeyler üreteceklerdi zaten. Ki şu anda haberi geldi. Üretiyorlar da. Harry Potter evrenini çok seviyorsanız, bu evren için ölüp bitiyor ve yeni şeyler görmek istiyorsanız sizlere iyi bir haberimiz var. Acayip sıcak haberlere göre HBO Max'e bir Harry Potter dizisi geliyor. Öncelikle bu haber kesin değil. Olabilir de, olmayabilir de. Buna dair bir kesinlik yok. Bundan ötürü de sizleri boş yere heyecanlandırmak istemiyorum. Beklentinizi bu haberin sadece söylenti olabileceğine dayanarak ayarlayın. Ama yine de şunu söyleyebiliriz. Haber siteleri çok güvenilir. Haberden bir bahsedelim hele. Hollywood Reporter ve daha birçok haber sitesine göre Warner Bros. HBO Max için Harry Potter dizisi geliştirecekmiş. Ve şu anda sadece konuşma aşamasındalarmış. Yani henüz dizide ne olacağı, hangi dönemde geçeceği, kaç bölüm veya kaç sezon olacağı gibi detaylar konuşuluyor. Dizi şu an taslak aşamasında. Ama sonuçta geliyor be. Dizinin hangi dönemde geçeceğine veya hangi karakteri konu alacağına dair birkaç teorim var benim de. Gelin onlardan da bir bahsedeyim. İlk teorim şu şekilde. Yine filmlerde olduğu gibi 7 veya 8 sezon falan çıkabilir. Ve dizide Harry'nin anne ve babası işlenebilir. Nasıl büyücü oldukları, okul yılları veya direkt olarak Harry'nin ailesinin Voldemort ile olan mücadelesi gibi şeyler işlenebilir dizide. Bence bu olası durumlardan bir tanesi. Veya ikinci teorim de şu şekilde. Herhangi bir karakterin spin-off dizisi gelebilir. Ve eğer bir karakteri spin-off dizisi çekilecekse, bana kalırsa dizide anlatılacak olan karakter Hagrid olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki zamanında Hagrid bir büyü öğretmeniydi. Ama sonra olaylar oldu ve Hagrid büyü öğretmenliğinden kovuldu. Belki de dizide bu hikayeyi de görebiliriz. Üçüncü teorim ise, ölmeden önce izlemek istediğim filmler listesi videosunda da bahsettiğim gibi, Hogwarts'ın nasıl kurulduğunu, büyük kavramının nasıl ortaya çıktığını vesaire gibi detayları işleyen bir dizide görebiliriz. Böyle bir dizi izlemek de isterim açıkçası. İnternette takip ettiğim bazı film siteleri de kitapların sezon olarak diziye uyarlanmasını istiyor. Yani diyorlar ki 8 sezonluk bir dizi yapsınlar, her kitap bir sezonu içersin. Yani bu da olabilir aslında ama Warner Bros. Bu işe girmek istemeyecektir bence. Çünkü yeni çıkartacak olacakları Harry Potter dizisini eski filmleriyle karşılaştırmak, onları kapıştırmak istemeyeceklerdir. Bundan ötürü de böyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Bence söylediğim diğer 3 teori işlenmesi en olası hikayelerden birkaçı. Tabii bambaşka bir hikayede anlatılabilir veya belki de çok küçük bir ihtimalle hikaye kaldığı yerden devam da edebilir. Dizide Harry'nin çocuklarını falan görebiliriz belki. Ama dedim ya, bu çok küçük bir ihtimal. Olacağını da zannetmiyorum açıkçası. Yani birçok olasılık var. Haber de zaten çok taze. Eğer yeni bir haber gelirse videosunu da çekeriz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.